kendi iktidarının 22 yılını lanet diyen, suçlayan bir bakan var. 818 milyar vergiyi tahsil etmemiz mümkün değil diyor. Hem yüzsüzleri açıklıyor, miktarı açıklıyor ama bunun %80'i da diyor tahsil edilemez. Niye açıkladın arkadaş o zaman? Hayırdır? Niye beşli çeteyi açıklamadın? Niye vergi vermeyenler açıklamadın? Parasını ödeyemeyecek olanları açıklayarak ne yaptın? Gündem değişti yine. Bu arada ne yapıyor? 80 milyar kredi kartından 100 bin lirayı geçenden vergi tahsil ederek, haraç tahsil ederek ekonomiyi düzelteceğini söylüyorlar, değil mi? Ama düzelmesi mümkün mü? İmkansız bir şey. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Hanım kendince güzel ifade etti ama benim Gamze Hanım'a bir siyasetçi, yılların siyasetçi olarak önerim şu. Bu kadar savunmak zorunda kaldığınıza göre Gamze Hanım bir eksik var demek ki. Yani kaç aydır normalleşmenin, yumuşamanın bizim anladığımız gibi olmadığını, sizin muhteşem fikirlerinizle, muhteşem tespitlerinizle, olağanüstü bir metotla gittiğinizi söyleyip sürekli bizim gibi cahilleri ikna etmeye çalışmanız demek ki ortada bir eksik var, bir yanlış var. Bu diyalog yanlış. Bakın Sayın Özel'in açıklamasını okuyorum altyazıdan. Diyor ki Erdoğan ne derse desin biz kavgaya devam etmeyeceğiz, biz hakaret etmeyeceğiz. Sayın Özgür Özel, o zaman niye dava açtı sana? Kişiselleştirmeyeceğim diyorsun. Madem kişiselleştirmeyecekseniz dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına söylenen sözü o zaman Gamze Hanım bir izah edin. Kişiselleştirmeyecekseniz takdir ederiz bunu ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına giyotin benzetmesi yaptınız. Dünün Zekeriya Öz'ü, Erdoğan'ın da Zekeriya Öz'ü bu giyotin dediniz. Dolayısıyla demek ki denilebiliyor. Demek ki isyan edilebiliyor. Ben niye dedi demiyorum ha bu arada Gamze Hanım. Ben daha fazlasını söylediğim için ben dersem böyle bir şey ya nezaket falan dersem ayıp olur yani. Ben daha sertini söylüyorum da. Dolayısıyla diyalog kuracağımız kim? Terörist başı meclise gelsin diyen ve terörist başının meclise gelmesi ifadesine takdir ettim. Çok muhteşemdi. Ön yargılarımızı bırakmalıyız diyen Erdoğan. Bugün sizin belediye başkanınızı, seçilmiş bir belediye başkanınızı, bak tekrar söyleyeyim siyasi görüşüm uyuşmaz, fark etmez. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden vekil olmuş bir insanım. CHP'lilerle 45 gün boyunca o Atatürkçü, Türk milliyetçisi, layık, vatansever insanlarla sabah 8, gece 2 birlikte mücadele verdim. Dolayısıyla ben üzülüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her başına gelebilecek bir kötülükte, onun düşeceği bir çukurda o çukurdan çıkmasını isteyenlerdenim. O kötülüğe bulaşmasını isteyenlerdenim. Ama bulaştı ve şahsi, kişisel, nefret dolu bir anlayış. Yani kendiniz de söylüyorsunuz. Bir önceki belediye başkanı, yani tacizci bir belediye başkanı geri geleceğini söylüyor. Ben orayı tekrar alacağım diyor. Partisi bunu aday bile yapmamış. Milletvekili adaylığı listesinden atmış bu adamı. Şimdi iki gün önce söylendiğine göre daha önemlisi Sabah gazetesi iki sene önce kayyumun atandığı yazmasına ve bu yazımın neticesinde de kayyum atandığına göre her şey planlandığına göre daha ne kişiselliği artıracak, ne diyaloğu kuracak, yani hangi diyalog kurulabilir? Ben 31 Mart'ta da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da oy topladım. 14 Mayıs'ta da milletvekili adayıydım. Bir oy Kemal'e, bir oy Cemal'e diye oy topladım. 23 Haziran'da da yine Cumhurbaşkanı, 28 Haziran'da özür dilerim. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'ye oy verenler bana şunu söylemediler. Efendim siz diyalog kurun, normalleşin, yumuşayın demediler. Bu Recep Tayyip Erdoğan'dan bizi kurtarın dediler. Hala CHP'ler bana yazıyor Gamze Hanım. Siz şu anda konuşurken vallahi de billahi de inşallah yakında bir araya gelelim o silmeyeyim dursun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yöneticileri, ilçe yöneticileri, gazetecisi Aydın'ı yazıyor. Biz CHP'ye Recep Tayyip Erdoğan'la normalleşsin diye oy vermedik. Diyalog kurulsun diye oy vermedik. Biz Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulalım istiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan CHP ile asla diyalog kurmaz. Kurmadı da. Sadece abandone olmuş bir boksörü ayağa kaldırdık. Şimdi bize tekrar yumruk atıyor.
Neymiş efendim? Sürekli kavga edilmezmiş. Hep söylediğim bir şey var. Gamzanim, biz kavga etmedik. Bizi 22 yıldır döven bir Recep Tayyip Erdoğan var. Ne kavgası ya? 22 yıldır dövüyor adam ve dövmeye devam ediyor şu anda. Dolayısıyla halk da sizden, bakın bir kardeşiniz kabul edin, bir siyasetçi kabul edin. Halk Cumhuriyet Halk Partisi'nden öncülük bekliyor, direniş bekliyor. Yılgınlık yok, susma, sustukça sıra sana gelecek diyor ya. Ya ben hep anlatıyorum, tamam, bunu her yerde söylüyorum. Yılların direnişçisiniz, devrimcisiniz. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir adamın karşısında adeta köşeye çekilindi. Kim Recep Tayyip Erdoğan? Korkan Allah'tan korksun ya. Korkan Allah'tan korksun. Recep Tayyip Erdoğan sarayda bir zulüm düzeni kurdu. 22 yıldır Moğol istilasından daha beter bir şekilde bir yağma hareketi var. Haksızlık var. Adalet demeyi bıraktık. Hak demeyi bıraktık. Hukuk demeyi bıraktık. 128 milyar doları sormuyoruz. Mülakatı sormuyoruz. Beşli çete diyemiyoruz. Beşli çetenin çaldığı paraları, silinen vergi borçlarını söyleyemiyoruz. Daha bugün, 1 milyon son cümle. Ağaç kesilecek, isyan etmiyoruz. Dolayısıyla bu adamla meclisten asla bir diyalog olmaz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi yapmalı. Eğer iktidara gidecekseniz o sloganlarınızı duvarlara yazarak yeniden kendinize gelin. Yılgınlık yok, direnişe devam. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Direne direne kazanacağız, evet. Değil ve Cemal ki... Engin Yurt yine o bir dönem biz mesafeli olduğu sloganları bir kez daha kullandı. O noktaya nasıl geldim diyor Gamze Hanım. Kendine rakip oldukları üzerinde sallandırmasını niye eleştirmiyoruz? Kolaycılığa kaçırıyoruz, CHP'yi eleştiriyoruz. Gamze Hanım, bunu kime söylüyorsunuz? Cemal Bey. Yani... Şöyle Cemal yapalım Bey, Cemal şöyle Bey. Söyleyeyim. Ben saniye, benim asla bir saniye soracağım. Cemal Bey, ben muhalefete yani, muhalefet etme taraftarı Erdoğan'a değilim. Erdoğan'a muhalefet etmediğimizi, Cemal Erdoğan'a Bey. Karşı çıkmadığımızı kime söylüyorsunuz? Tamam. Muhalefete muhalefet diye bir şey yok. Ben Cemal Bey, şöyle yapalım. Çünkü Gamze Hanım da ilk bölümde hani o konuşma. Şöyle söyleyeyim. Bakın Cemal Bey, siz de bir siyasetçisiniz. Cemal Bey, siz de bir siyasetçisiniz. Bize önerdiğiniz katkıları siz hayata geçirebilirsiniz, siz gerçekleştirebilirsiniz bir siyasi parti olarak. Biz de bundan feyiz alırız, biz de bundan mutluluk duyarız. Muhalefet partisinin oyunun artması, bakın sesi daha çok bağıranın haklı olduğu anlamına gelmiyor. Ben sesimi öyle yükseltmemeye çalışıyorum ama siz oradan bağırdıkça bu sizi haklı yapmaz. Bakın üst konuşulduğunda da hiçbir şey anlaşılmıyor. Toplumsal muhalefetin büyümesi bizim en büyük çabamız. Bu ülkede muhalefet partilerinin ortak paydada bir araya gelebiliyor olması ve bunun Cumhuriyet